Mısbah isimli kitapta Hz. Ömer'den naklen bildiriliyor. resul ü Ekrem Hazretleri Tebuk gazasında herkesin sadaka vermesini emretmişti. Malımın çok olduğu zamandı. İçimden her zaman kardeşim Ebu Bekir sadaka hususunda öne geçiyor. Ama bu defa ben onu geçeceğim diyerek malımın yarısını getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ya Ömer, ev halkına ne bıraktın? Diğer yarısını bıraktım ya Resulullah dedim. Bu esnada Hazreti Ebu Bekir geldi, bütün malını getirip bıraktı. Nebiler Sultanı, ey Ebu Bekir, aile efradına ne bıraktın diye sordular. Hazreti Ebu Bekir de, Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikiniz arasındaki fark, cevabınızın arasındaki fark kadardır buyurdular. Ondan sonra Hz. Ebu Bekir'e geçme ümidim kalmadı. Bir gün Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer bir konuda tartışıyorlardı. Hz. Ebu Bekir bir şey kızdığından gazapla Hz. Ömer'e söz söyledi. Sonra pişman olup Hazreti Ömer'den özür diledi. Hazreti Ömer iltifat etmeyip evine döndü. Hazreti Ömer'in affetmediğini görünce Hazreti Ebu Bekir üzüntülü bir şekilde Resulullah'ın huzuruna vardı. Resulullah onu rengi değişmiş ve üzüntülü görünce sordu. Ey Sıddık! Sana ne oldu ki böyle üzgünsün? Hazreti Ebu Bekir gözlerinden yaş akıtarak dedi ki, ya Resulullah! Bir husus için Hazreti Ömer'le tartışırken biraz gazaplanıp laf söyledim. O da gücendi. Sonra hatamı anlayıp özür diledim. Kabul etmedi. Kıyamet gününde Ömer benim yakama yapışırsa halim ne olacak? Bana yardım et, dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defa Hazreti Ebu Bekir'in günahlarının olması için dua etti. Bu arada Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir'in ricasını kabul etmediğine pişman olup onun evine geldi. Evden Hz. Ebu Bekir'in Resulullah'ın yanında olduğunu haber alınca huzuru saadete gelip yüz sürdü. Resulullah'ın yanında Hz. Ebu Bekir Ebu Derda Hazretleri vardı. Habib-i Ekrem Hazretleri buyurdular ki, Hak Teala beni sizlere peygamber gönderdi hepiniz beni yalanladınız. Fakat Ebu Bekir beni tasdik eyledi. Canıyla malıyla bana yardım etti. Bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Ebu Bekir'in kıymetini bilmeyip onu incitiyorsunuz. Ebu Bekir'e olan hürmet bizedir. Onun hatırını gözetmek bizim hatırımızı gözetmek gibidir. Hz. Ömer bu sözleri işittikten sonra kalkıp Hz. Ebu Bekir'in yanına gitti. Ebu Bekir radıyallahu anh da onu karşılayıp musafaha ettiler ve birbirlerinden özür dilediler.